Değerli katılımcılar, DTA Akademi'nin bu haftaki konu Profesör Doktor Selçuk Beşir Demir. Hocamız uzman alan alanında iyi bir akademisyen. Bugün kendisini konuk ediyoruz. Özellikle Fırat Üniversitesi'nde akademik hayatına devam ediyor. Ben kendisini kısaca tanıtmaya çalışacağım. Hocamız 2005 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlik göreviyle birlikte 2007 yılında yüksek lisansını, 11 yılında doktorasını tamamlıyor. Doktorasını Marmara Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra İngiltere'de bir süre post doktora, yani doktora sonrası çalışmalarda bulunuyor. Türkiye'de daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK, TÜSİ'de, Gençlik Spor Bakanlığı, UNICEF gibi resmi ve özel kuruluşlarda danışmanlık benzeri pozisyonlarda hizmetlerde bulunuyor. Hocamızın 2017 yılında TÜBİ Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanları ödülüne aday olduğunu ve özellikle de alanında etkin bir bilim insanı olduğunu ifade etmem gerekiyor. Şu ana kadar hocamızın 8 ulusal ve uluslararası projesi mevcut. Kendisi aynı zamanda AYAUM, AKGEP, APİT Genel Koordinatörlüğünü yapıyor. ARGE ve eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'de en fazla kullanılan uzaktan eğitim portalı arasında gösterilen AYAUM'un geliştiricisi kendisi. Halen kendisi Laboratory Türk ve E-Üniversitem projeleri üzerinde etkin bir şekilde çalışıyor. Özellikle 2022 ve 23 yıllarında Stanford Üniversitesi tarafından dünyanın en etkili bilim insanları arasında 174. sırada gösterilmesi ülkemiz açısından çok önemli. Hocamızın yayınları özellikle uluslararası önemli indekslerde taranıyor. Scopus ve WOS kayıtlarına göre sosyal ve beşeri bilimler arasında en çok atıf alan Türk araştırmacılar arasında bulunuyor hocamız. 16 akademik kitabı ve 100'ün üzerinde uluslararası makale ve bildirileri mevcut. Özellikle hocamızın karma eğitim, nitel araştırma yöntemleri, araştırma deseni gibi başlıklarda telif ve çeviri kitapları Türkiye'nin pek çok üniversitesinde temel ders kaynağı olarak okutulmakta. Hocamızın özellikle çalışma alanlarına baktığımızda değerli arkadaşlar, teknoloji geliştirme bölgesi, kurulum ve yönetimi, ARGE yönetimi, veri analizi ve araştırma yöntemleri, bilimsel dergiler, bilim politikaları ve eğitim bilimleri başlıklarında hem temel çalışma alanlarını geliştirme hem de yöneticilik pozisyonunda aktif bir şekilde hocamızı görüyoruz. Gerçekten etkileyici bir akademik CV. Hocam tebrik ediyorum öncelikle. Bugün hayatımıza yakın zamanda çok fazla etkisini hissettiğimiz dijital kitaplar konusuyla başlayacağız. Öncelikle seminer için şimdiden teşekkür ediyorum. Sözü ben size bırakıyorum. Arkadaşlarımızın konu hakkındaki sorularını da program sonuna bırakıyoruz. Buyursunlar hocam. Hocam estağfurullah. Öncelikle davet ettiğiniz için dinleyicilerle DTA Akademi'nin takipçileriyle bir arada olma fırsatı tanıdığınız için ben şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Tabii uzmanlık alanım araştırma yöntemleri, veri analizi ve Science, Social Science ya da Science Heritage Index'i dergilerde yayın yapma süreçlerine yöneldik. Yoğun olarak eğitimlerimiz oluyor. Haftada bir, iki konferanslarımız oluyor. Dijital kitaplar bizim kendi projemiz, değer verdiğimiz AYAUM gibi çok fazla değer verdiğimiz projelerden bir tanesi. Dijital kitaplara ulaşma noktasında Türkiye'de aslında ekranımızı paylaşarak devam edelim. Tabii buyurun hocam. Penceremizi paylaşalım. Pardon, evet şurayı paylaşırsam yeterli olacaktır. Evet. Evet tamam. Ben şu anda dolaştığım zaman sizler de görebiliyorsunuz değil mi? Hareket ettim. Evet hocam, evet. Şimdi bizim çıkış noktalarımızda dijital kitaplara çıkış noktasında dünyanın aslında şu anda dünyada en saygın olarak kabul ettiğimiz yayıncılar arasında ya da en saygınların arasında gösterilebilen Alzheimer, Springer, Valley veya benzeri yayıncıların işte Sage gibi yayıncıların yaptığı en önemli özelliklerden bir tanesi bir kitabı en kalitede, en nitelikli kitabını dahi baskısını yaptığı andan itibaren yani off-print baskısını yaptığı andan itibaren yani basılı hale getirdikten aynı gün içinde dijital ortamda sunduğunu son 20 yıldır hatta bu 10 yıldır daha fazlalaştı sunduğunu görüyoruz. Yani pazarda aynı basılı kitapların yanında dijital ya da e-kitapların da aynı anda karşımıza döküldüğünü görebiliyoruz ve dünyada böyle bir trendin olduğunu görüyoruz. Şimdi bunun temel nedenleri aslında şu,
Değişen dönüşen dünya, genç neslin dijital kitaba olan yatkınlığı ya da e-kitaba olan yatkınlığı, diğer bir noktalarda kargo ve baskı maliyetlerinin artması, dünyanın her yerinde ulaştırma maliyetlerinin özellikle pandemiden sonra çok fazla artması, basılı kitapların ya da dijital kitapların dünyanın herhangi bir noktasına saniyeler içinde ulaşması gibi nedenlerden dolayı dijital kitaplara bir kayış olduğunu görüyoruz. Biz de bu noktadan hareketle yaklaşık olarak bir sene önce başladığımız bir projeyle birlikte dedik ki Türkiye'de bulunan dijital kitapları, aslında Türkiye'de bulunan akademik kitapları okuyucuyla nasıl buluşturabiliriz? Bu noktadan hareket ettik ve bu noktadan hareket ederek Library Türk ya da diğer bir tabirle Türk Kütüphanesi, Türkiye'nin Kütüphanesi adı altında bir kitap portalı oluşturduk. Her ne kadar az önce hocamız bahsetti, ben bilim politikaları noktasında görüşlerim biraz daha normal insanlardan biraz daha farklı. Bunu Library Türk için değil de şu noktada şey yapayım, anlatayım. Şimdi bu yayıncılık ya da makale yayınlanan makalelerin dergileri ve veri tabanları noktasında dünyada açık erişim denilen bir politika devam ediyor. Evet, her makalenin açık olması, her makaleye ulaşmak gibi bir politika devam ediyor ama böyle bir ne derler ona, bir trend var ama bu trend kimin lehine? Gelişmemiş ülkelerin lehine. Şimdi biraz garip gelecek size. Mesela ben şuna karşıyım işin açıkçası. TÜBİTAK'ın geliştirdiği ULAK BİM'in içinde 1 milyona yakın bir makale var ve bu 1 milyona yakın makalenin ne yapılabiliyor? 1 milyona yakın makale dünyanın her yerinden ulaşılabiliyor. Diyeceksiniz ki ya bunun neresine karşısınız diyeceksiniz. Şöyle, herhangi bir dergin şurasına karşıyım. Hayır, açık erişim politikasına karşı değilim aslında. Şuraya karşıyım. Şimdi bilimsel, dünyadaki en güçlü şey bilimsel bilgi. Yayınlanmış makaleler. Ve bu yayınlanmış makaleler kimin birikimi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birikimi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu subscription mantığıyla ne yapabilir? Evet, üniversite kütüphanelerine, üniversitelere evet ücretsiz verebilir. Ama dünyanın öbür ucundaki insanlar ya da dünyanın öbür ucundaki üniversiteler nasıl biz dünyanın öbür ucundaki bir tez merkezine bağlanırken üniversitelerimiz para ödüyorsa aynı şey bizim için de geçerli olabilir gibi böyle bir bakış açım var. Yani bu açık erişim noktalarında bir farklılık düşüncem var. Bunu da sözü gelmişken açıklayayım. Bir de benim boyutumdan bakın. Yani neden Türkiye'nin malı bu kadar değersiz? Neden böyle düşünüyorum? Bu fikir bizim başka bir noktamıza daha getirdi. Türkiye'de çok ciddi bir akademik birikim var ve kitaplarda. Az öncekini bir anti parantez açalım. Bunu yeni bir konu olarak geçelim. Akademik kitaplara çok ciddi bir birikim var. Bu kitapların sadece Türkiye'deki okuyucularla değil dünyaya da ulaşması gerekiyor. Bunu ister açık erişim olsun, isterseniz bu subscription abonelik modeline dahil olsun. Ve gerek bu fikir, yani Türkçe kitapların, Türkçe akademik kitapların dünyaya da buluşması fikri, gerek yeni neslin okuyucuların dijital kitaba, e-kitaba yönelmesi fikri bizi Library Türk, Türk Kütüphanesi isimli bir projeye itti. Yaklaşık bir sene önce başladığımız bir proje. Bu proje kapsamında neler yaptık? Bunları kısaca size ifade etmeye çalışalım. Biz bu proje kapsamında Palme, Nobel Tıp, Ötüken çok değerli görüşleri ve ne tüm kitapları var. Nobel'in de neredeyse bütün kitapları var. Özellikle Fecir, sizin ilahiyat kökenli olduğunuzu biliyorum ve ilahiyat alanlarını özellikle vurgulamak istiyorum. Fecir'in altında bulunan alt yayıncılar, işte buradan beraberce görelim. İşte Bilay ve benzeri alt yayıncılar olmak üzere Eski yeni Bilay. Bilay, değil mi hocam? Evet. Fecir, eğitim alanında Eğiten, Kadim, hukuk alanında Filiz, özellikle bu şey alanında ne diyelim buraya bizim sosyal bilimler, demokrasi alanında Liberta, Eğitim, Bilge Kültür, Umuttepe, devam edelim. Eğitim alanında Vizetek, Holistans, Çizgi, Ankara Üniversitesi yayınları gibi gibi devam eden ve bu köşede de DTA da var. Necmettin Üniversitesi, Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve bir paydaşımız da DTA yayıncılık ve bizi çok mutlu eden yayıncılardan başka bir tanesi devam ediyor. Çizgiden devam eden bir 52 tane yayıncının e-kitaplarını birlikte toparladık. Ve bu e-kitapların toparlanması noktasında bizim karşımıza çıkan fikirlerden bir tanesi
Evet, ben ara sıra geçişler yapıyorum ki siz ekranımı görebiliyor musunuz diye Evet zannediyorum. hocam. Evet, ekranı sağlıklı görebiliyorsunuz değişiklik yaptığım zaman da. 50 farklı yayıncımız var ve bu 50 farklı yayıncının kitaplarını toparladık. Ve biz bunlara dedik ki aslında bir abonelik modeli geliştirdik. Yani bireysel olarak satılmasının dışında kurumsal olarak da üniversiteleri açtık. Şu anda mevcut durumla ilgili konuşmaya başlayalım. Şu anda ilahiyat, tıp, hemşirelik, mühendislik, hukuk, eğitim bilimleri, ziraat ve devam olma akademik kültür olmak üzere 12 farklı ana bilim dalında ya da 12 farklı temel bilim dalında kategoride toplam 9201 tane kitapla hazırız ve açıldık. Şu anda 157 tane üniversiteye açığız. 157 üniversiteye açığız derken de şunları da gösterelim kıymetli hocalarım. Çünkü dinleyiciler benden sonra istirhamı mümkünse, eğer mümkünse kıymetli hocalarım bir deneyimlemeniz. Çok seveceksiniz, çok hoşlanacaksınız sistemden. Sistemin üzerinde sadece kitabın üzerinde notlar almanız, kitabın üzerinde aramalar gerçekleştirmeniz. Özellikle biraz sonra literatürü tarama özelliğinden bahsedeceğim. Sadece kitap özelliği yok, literatürü tarama özelliği var, ondan bahsedeceğim. Referanslar bölümünde şu anda bu anlaşmalı yayın evlerinin hemen altında bulunan kurumsal abonelik bölümüne tıklayarak kıymetli hocalarım, şu anda 157 üniversite, Türkiye ve dünyadan 157 üniversite için deneme erişimindeyiz. Ve neredeyse tüm Türkiye'deki bütün üniversiteler, Şırnak Üniversitesi'nden Hacettepe'ye, Gazi Üniversitesi'nden Samsun 19 Mayıs'a kadar yoğun bir şekilde 157 üniversitenin ulaşabileceği bir portal halindeyiz. Yapmanız gereken işlem nedir bu kitaplara ulaşmak için? Yani Library Türk size ne sağlıyor? Library Türk 1201 kitabı öncelikle kitaba erişmenizi sağlıyor. Bir. İki, kitaba erişmenin dışında aynı zamanda kitabı bilgisayarınıza almanız, korumalı şekilde bilgisayarınıza almanız ve notlar almanızı sağlıyor. İki, en önemlisi kitabı bilgisayarınıza aldıktan sonra üzerinde sarıya boyama, işaretleme, notlar atma gibi bir imkan sağlıyor. Aynı zamanda o 9200 kitap arasından aradığınız paragrafın, aradığınız cümlenin, aradığınız konunun hangi kitaplarda geldiğini gösteren bir nevi literatür tarama aracı da sağlıyor. Bunun açıdan hem yeni nesil e-kitap derken de aslında bunu kastediyoruz. Arzumuz evet kısa süre içinde 157 üniversiteye kadar ulaştık, ulaşacağız. Bu seneden itibaren abonelik modelimize geçeceğiz. Şu anda deneme erişiminde isteyen 157 üniversitede bulunan herkes şu andan itibaren ya da işte şu anda bile deneyebilirsiniz. Edu uzantılı mail adresinizle 9200 kitaba ulaşabilirsiniz. Biraz sonra örnekleri de göstermeye çalışacağım. Zaten siz de bağlandığınız zaman hemen sol tarafınızda hangi üniversiteden bağlandığınızla ilgili olarak bir ne görünecektir? Şey görünecektir. Hemen logo görünecektir. Eğer proxy ayarlarınızı yapmışsanız, yani uzaktan erişim ayarlarınızı yapmışsanız üniversiteden hemen otomatikmen görünecektir. Proxy ayarlarınızı yapmamışsanız dahi Edu uzantılı biraz sonra göstereceğim. İlla Fırat Üniversitesi'nin ağından bağlanmanız da gerekmez. Nasıl oluyor kıymetli hocalarım? Nasıl oluyor? Bunları tek tek konuşalım. Yapmanız gereken tek bir işlem var. Şuradan üye ol seçeneği var. Evet, üye ol seçeneğine tıkladınız. Üye ol seçeneğine Selçuk Beşir Demir'i yazdınız. Aynı zamanda bireysel olarak da kullanabilirsiniz. Yani üniversiteniz abone değilse bireysel de kiralayabilirsiniz. 30 günlük, 60 günlük, 90 günlük, 180 günlük bir kitabı. Ama üniversiteniz abone ise ya da şu anda zaten 157 üniversite abone. Örneğin getireceksiniz, nereye getireceksiniz? Yapmamız gereken nokta üniversitenizi bulmak. Var mı üniversiteniz? Bakalım. Fırat Üniversitesi diye getirdik. Var mıymış Fırat Üniversitesi? Baktık. Evet. Ben kendi üniversitemi bulmaya çalışıyorum. Kendi üniversitemi zorla buldum. Evet. Fırat Üniversitesi şeklinde yazdık. Şimdi burası e-posta bölümü çok önemli. Buraya yazacağınız e-posta bölümü kıymetli hocalarım sbdemir@firat.edu.tr yazdınız. Şimdi şuranın uzantısı etten sonrası edu.tr ile bitmedi ki. Şimdi şöyle o kıymetli hocalarım küçültelim. O giriş sekmesine, üye ol sekmesine bastıktan sonra dikkat etmeniz gereken adınızı, soyadınızı, üniversitenizi seçmek ve sizin kıymetli hocalarım buraya yapmanız gereken Fırat edu.tr edu uzantılı bir mail adresiyle kaydolmak, parolanızı ve şifrenizi yazdınız, sözleşmeyi kabul ettiniz ve kaydola bastınız. Bunu yaptıktan sonra, kaydola bastıktan sonra sizin mailinize bir aktivasyon maili gelecek. Sizin mailinize bir aktivasyon maili gelecek.
Mesela ben önceden üye olduğum için büyük ihtimal bir daha üye olmama müsaade etmeyecek ama mesela bakalım nasıl bir aktivasyon maili gelecek göstermeye çalışalım. Siz de böyle bir üye olduğunuz andan itibaren kıymetli hocalarım size böyle bir mail, böyle bir ekran gelecek. Yapmamız gereken tek bir işlem var. Şurada yani Edu uzantılı bir maille bağlanıp bağlanmadığınızı sistem kontrol ediyor. Sistem kontrol ettikten sonra hesabınızı onaylaya basacaksınız. Hesaplarınızı onayla dedikten sonra zaten sizin Şırnak Üniversitesi'nden bağlandığınızı otomatikmen görecek. Artık giriş yapabilirsiniz hesabınızı onayladıktan sonra. Tekrar eski ekranımıza geri dönelim. Tekrar eski ekranımıza geri dönelim ve eski ekranımıza geri döndükten sonra bunu gerçekleştirdikten sonra artık giriş gerçekleştirebilirsiniz. Giriş sekmesine basıyorsunuz. Giriş sekmesini bastıktan sonra mail adresinizi ve belirlediğiniz şifreyi yazıyorsunuz. Ve giriş adresini bastıktan sonra da karşınıza artık neyi göreceksiniz? Bakın artık bir kullanıcı olarak giriş gerçekleştirebilirsiniz. Siz zaten Fırat Üniversitesi'nden bağlanıyorsanız zaten Fırat Üniversitesi'nin IP'sinden bağlanmasanız dahi evinizden bağlasanız dahi Fırat Edu.tr'den Edu uzantılı bir mailden bağlandığınız için burası artık dönüşecektir. İstediğiniz işlemi buradan gerçekleştirebilirsiniz. Mesela dinler diye bir kelime gerçekleştirdiniz, aradınız. Dinlerle ilgili olarak eski yeni yayınlarının, Ötüken'in, Fecir'in, Atlas Yayınları'nın ve Bilge Kültür'ün kitapları çıktı. Genç dinler tarihçinin kalemlerinden, dinler tarihine adanmış bir ölmür, Müslümanlıkta evvel Türk dinleri, Şamanizm, Ötüken'den çıkmış, Hint dinlerine giriş, dinler arası diyalogları diye tamamen attım yani. Ben koleksiyonumuzun ne kadar zengin olduğunu sizlerin de görmenizi istedim. Mesela bir tane buradan en basitinden bir tane Ötüken'le işleyen Türklerin Müslüman olmadan evvelki benimsediği dinler kitabını istediniz, okumak istiyorsunuz. Yapmanız gereken tek bir işlem, burada herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Üniversitenin Ali Şehriyati'nin kitapları, bakın yapmanız gereken tek işlem şu kitabın üzerine tıklamak. Görüntü geliyor mu bakayım? Evet, görüntü geliyor. Kitabın üzerine tıkladıktan sonra kıymetli hocalarım, ya ana bilim dalı bağlantılı da gezebilirsiniz. Yani dinler tarihindeki bütün kitapları da bulabilirsiniz ya da gibi gibi diyelim. Yapmanız gereken zaten bunlar otomatikmen açıldı. Tam metin görüntüye tıklarsanız, şöyle tam metnin görüntüye tıkladığınız andan itibaren yapmamız gereken şuradaki tam metnine görüntüye tıklama, tam metnin görüntüye tıkladığınız an ekranımızı tekrar paylaşmamız gerekecek. Bakın Evet. yaptığım işlem şuydu. Türklerin Müslüman olmadan evvelki benimsediği dinler Şamanizm kitabını görmek istediniz. Tamamını tam metni görüntüye tıkladınız. Birkaç saniye üzerinden yani bu böyle dakikalar, aylar, saatler sürmüyor bu kitaba ulaşmanız. Saniyeler bakın 5 saniye sürmedi. Artık kitap sizin önünüzde. Kitap sizin önünüzde. Bu versiyon tabii ki sadece masaüstü görünüm olarak karşımıza çıktı. Yani daha doğrusu web görüntüleyiciden açtığınız versiyonu karşımıza çıktı. Evet, burada da aramalar gerçekleştirebilirsiniz. Evet, buralarda da kitap okumanızı gerçekleştirebilirsiniz. Hatta bu versiyonu isterseniz burada bulunan aplikasyonlarımız var. Telefonunuza, Apple'ınıza ya da Android aplikasyonlarınızı indirerek de bunları okuyabilirsiniz. Ya da Kindle üzerinden okuyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Kitaplarınızı kitap okumak için muazzam bir nokta. Sadece kültür yayıncılığının dışında aynı zamanda bakın şurada akademik kültür yayıncılığı var ki burayı da çok önemsiyoruz. Akademik kültür yayıncıları geçmişte yani burada tabii ki romanlar, şiirler falan yok. Bunu baştan söyleyelim. Buradaki daha çok akademik kültür olarak ifade ettim. Yani akademisyenlerin okumasını önerdiğimiz işte felsefe, sosyoloji, bütün bilim insanlarının okuması gereken kitaplar olarak karşımıza gelen kitaplar. Bunlardan herhangi bir tanesi üzerinden de devam edelim buradan. Evet, mesela tam metnini bu şekilde görüntüleyebilirsiniz hocalarım. Evet, bu işlem bundan ibaret. Şimdi ben biraz sonra bir sınırlandırmayla karşı karşıya kalacağım. Onun üzerine de peki ben bu kitabı indirmek istiyorum ve bilgisayarımda muhafaza etmek istiyorum ve üzerinde işaretlemeler yapmak istiyorum. Yapmamız gereken işlem hocam burada bir korumalı olarak e-kitabı indir. Bakın bunlar PDF değil. PDC. Yani bu kitabı kendi şifrenizle
kendi şifrenizle sisteme girmeden ve kendi lisansınızı çalıştırmadan bu kitabı okuyamazsınız. Baştan bunu söyleyelim. Yani PDF indirmiyoruz. Yani burada PDF burada PDF indirmiyoruz. Burası aklımızın köşesinde bulunsun. Ne yapıyoruz burada? Burada aslında akademik manada PDC denilen bir uzantıyı indiriyoruz ve bu PDC uzantısıyla birlikte biz aslında işaretleyebileceğimiz ve okuyabileceğiniz bir metinle karşı karşıyayız. Yani bu kitabı sağa sola dağıtamazsınız. İsteseniz de bunu başaramazsınız. Bunu baştan söyleyelim. Burada korumalı e-kitabı indir. Bunun amacı masa üstüne çekmek. Korumalı e-kitabı indire bastığınız andan itibaren bakın korumalı e-kitabı indire bastığınız andan itibaren şurada e-kitap indi. Bakın e-kitap burada. Ama bu PDC üzerinde. PDF olarak düşünmeyin bunu. Bu işlemi yaptıktan sonra istediğiniz kitabı yaptıktan sonra aslında bu dosyayı açabilmeniz için öncelikle yapmanız gereken işlem şurada kendi profilinize girmek. Profilinize girdikten sonra zaten geçmişte gördüğünüz bütün kitaplar burada gösterilecektir. Her gezdiğiniz kitap burada gösterilecektir. Profilinize girdikten sonra lisans ve yükleme dediğimiz bir bölüm var. Lisans yükleme dediğimiz bir bölüm var. Lisans yükleme bölümüne gireceksiniz. Öncelikle şunu yapmak gerekiyor. İki adımlı diye düşünün. Birinci olarak yapılması gereken nokta yani zaten bir defa yapıyorsunuz bu işlemi. Defalarca yapmanız gerekmez. Bir defa yapıyorsunuz. Bilgisayarınıza öncelikle okuma programını indiriyorsunuz. Nedir okuma programımız örneğin? LookWizard Windows'a uygun bir okuma programı indiriyorsunuz. Windows'a yönelik okuma programını indirip setup ediyorsunuz. Windows'a yönelik okuma programını indirip setup ettikten sonra bu işlemi bitirdikten sonra ben indirip setup etmişim. Lisansımı indir diyorsunuz. Lisansını indirip setup ediyorsunuz. Ve bundan sonra bir daha bu işlemlerden hiçbir işiniz kalmıyor. Tek yapmanız gereken kitaplarınıza gitmek. Kitabı indirmek. Bakın kitabı indirdi. Kitabı indirdikten sonra kitabı açmak. Kitabı indirdik. Kitabın açılması için düğmeye bastık. Birkaç saniye içinde kitabımız açılacaktır. Evet. Lisansımız buydu. Az önce seçtiğimiz, indirdiğimiz lisans buydu. Lisansımız geldi ve kitap da karşımıza döküldü. Bilgisayarıma ben şu anda yaptığım işlemleri kitabın tamamını aldım, indirdim. Kitabın istediğim yerde aramamı gerçekleştirebildim. Kitabın içinde arama ama tamamen şahsi. Kitabın üzerine sarı işaretler yapabiliyorum, sarıya boyayabiliyorum ve istediğim zaman bu kitabı tekrar açabiliyorum. Yani kendi dijital kütüphanenizi oluşturmanıza fırsat veriyor. Ama yayıncının müsaade ettiği sürece. Yani yayıncı kapattığı andan itibaren onlar da siz süresi var. Örnek verelim. Bu kitabı kaç günlük indirdiniz? Yayıncının müsaade etmesiyle alakalı. Ama şurada yapabildiklerim, şimdi siz göremiyorsunuz. Bu kitabın tamamı için artık kitap benim için de artık oyuncak hale geliyor. Yani bunu bir basit Adobe programı olarak düşünmeyin. Kitapta birbirinden bağlantılı kodları da bulabiliyorsunuz. Yakınlaştırıp üzerine notlar da atabiliyorsunuz. Literatür içinde aradığınız kavramları da bulabiliyorsunuz. Sarıya boyayabiliyorsunuz. Notlar atabiliyorsunuz. Bir nevi noktasından size katkı sunan bir yönü var. Buraya kadar hocam maalesef burayı gösteremedik. Yani sistem müsaade etmedi. Evet tekrar bağlanalım. Evet hocam özetle yani şunu söylemek gerekiyordu. Özetle hocam tam metnini görüntüle ve korumalı olarak ele alabileceğiniz Library Türk e-kitap platformunu size sunuyoruz. Bir diğer özellik de bu literatürü tarama özelliğini Ocak ayından itibaren açacağız. Ama sadece abone üniversitelerimizi açacağız. Yani şurada literatürü tarama özelliğimiz var hocam. Şu literatürü tarama özelliği var. Hocam bu yapay zeka odaklı çok gelişmiş. Yani az önce gösterdiğim sadece kitaba ulaşmak için özelliklerdi. Bu literatürü tarama özelliğini biz sadece abone üniversitelerimizi açacağız. Abone üniversitelerimiz de şöyle. Şu anda 157 üniversitede deneme erişimindeyiz ama bu sadece deneme erişimi. Şimdi mesela ben bir tane daha kitaba ulaşmaya çalışayım bana müsaade etmeyecek. Bak bir tane daha kitaba ulaşmaya çalışayım. Bak dikkat ederseniz ne oldu? Kullanım limitiniz doldu. Gördük mü bilmiyorum. Görüyor musunuz bilmiyorum. Evet gördük. Kullanım limitiniz doldu. Artık sadece deneyimlemeye fırsat veriyoruz. Eğer üniversiteniz abone ise ki bunun abone olmasının da rolü şöyle hocam.
Siz kütüphane daire başkanlığına söyleyeceksiniz. Kütüphane daire başkanına söyleyeceksiniz ya da o üniversitede sorumlu olan kimse. Library Türk benim işimi görebilir. Ben bunun Türk üniversitedeki hocalara ya da öğrencilere faydalı olacağını düşünüyorum. Bizim buradaki temel noktalarımızdan bir tanesi öğrencilerin ders kitaplarına ulaşması, anlık olarak ulaşmasında herhangi bir sakınca yok. Ama sadece abone üniversitelerde böyle bir durumumuz var ya da bireysel. Ve asıl noktalarımızdan bir tanesi Ocak ayından itibaren abone üniversitelerimizi ya da abone olmaya başlayan üniversitelerimizle birlikte açacağız. Şurada literatür tarama özelliğimiz var. Bütün kitaplar içinden aradığınız tam metinleri size gösterecek. Örnek vermek gerekirse nitel kelimesi üzerinden şu anda açık olmadığı için çok anlamlı sonuçlar vermeyecektir. Evet, görüyor musunuz? Evet hocam. Bakın hocam, paragraf göstermeye başladık. Artık paragraf göstermeye başladık. Aradığın kelime şu kitabın şu paragrafında. Bakın karşımıza bu şimdiye kadar benim az önce aradığım kelimenin karşılığı şu kitapların şu paragraflarına geçiyormuş. Açık açık ve tabii bu çok ayrıntılı hocam. Bu çok ayrıntılı, kitabı görüntülememe müsaade etmeyecek ama bu çok ayrıntılı bir nokta. Aradığınız bir kelime, isterseniz buradan isterseniz 20 bir kod arayın. Literatür taramadan 3-4 kelimeyi alayın. Tasavvuf müziğinde notalar kelimesini ayarsanız bu kelimenin yan yana geçtiği bütün kitapları 9100 kitabı tarayacak, tarıyor ve bu kitaplardan hangi bu aradığınız kilit kelimenin ya da kelime gruplarının hangi kitapların hangi sayfalarında olduğunu gösteren bir özellik. Zaten işte Ar-Ge de burasıydı. Bizi dünyada öne çıkartacak özellik de burasıydı. Sözümüz de bu kadar oldu. Library Türk'le ilgili olarak son noktamız şunları söyleyelim. Yani çok da lafı uzatmadan 35-40 dakikalık sohbetler en iyisidir. Ama ben diğer konularda da sorularınızı cevap vermek belki daha da iyi olacaktır. Şöyle ifade edelim. Library Türk e-kitap platformundan hocam biz yayıncılarımızla bir noktada dijitalleşme noktasında bir işbirliğimiz var. Tabii bu kitapların aynı zamanda hem dijitale taşınması hem de bu yayınlarının yazar teliflerinin ödenmesi, biz bunu çok çok önemsiyoruz. Yani basılı kitapta yazar nasıl telif alıyorsa dijital kitapta da yazarların telif alabileceği, aynı zamanda yazarların kitaplarını tüm dünyaya açabileceği, ki biz kurulduğumuzdan bir sene içinde birçok veri tabanını, birçok dünyanın birçok veri tabanını şu anda metadata göndermeye başladık. Metadata Türkiye'de data göndermeye başladık. Eskiden bir kitap normalde bir kütüphanedeyken biz sene sonuna kadar 3000'den fazla kütüphanede taranacağımızı umut ediyoruz ki daha fazla da olacaktır. Yurt dışındaki kütüphaneleri kastediyoruz. Ya özellikle metadatalarımızı göndererek. Yani kitapların hem görünürlüğü, kitapların hem ulaşılabilirliği hem de kitapların dijital çağa uyum sağlama noktasında Library Türk önemli bir adım olarak görüyoruz. Geliştiricisi olarak ve işbirliklerimizle birlikte bu projeye sahibiz. Ve burada da sizlerden de önerimiz, tavsiyemiz, ilk önerimiz birinci olarak bu Library Türk bir deneyimlemeniz ilk olarak. İkinci olarak eğer beğenirseniz, hoşunuza giderse ki dediğimiz özellikler hoşunuza giderse ki gideceğini umuyoruz. Üniversitelerinizden talep etmeniz. Hem kendiniz için hem de öğrencileriniz için, özellikle öğrencileriniz için talep etmeniz öğrencilerinizin kitaba ücretsiz olarak ulaşması noktasında önemli bir adım. Öğrencileriniz kütüphaneden ya da kendi telefonlarından, kampüs içinden, kampüs dışından ders kitaplarına ya da aradıkları kaynaklara buradan ulaşabilecekler. Sosyal bilimlerden mühendisliğe, eğitim bilimlerinden ilahiyat alanına kadar diyelim ve sözleri kıymetli hocama bırakalım. Bizim sohbet bitti hocam, bizimkisi bu kadar. Hocam teşekkür ediyorum. Çok açıklayıcı oldu. Özellikle uygulamalı olması, aynı zamanda Türkiye'nin dört bir tarafından şu an bizi izleyen, en azından burada bir kısım arkadaşlarımız, daha sonra izleyecek olanlar, yani bulundukları yerlerden çok hızlı bir şekilde bilgiye ulaşabilecekler. Bu güzel bir uygulama alanı oldu değerli hocam. Çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyorum ben kendi adıma. DTA Akademi'nin bu haftaki konuğu oldunuz. Çalışmalarınızı gerçekten zevkle takip ediyoruz. Bu anlamda geniş kitlelere ulaşacağı konusunda hiçbir şüphemiz yok. Sizlere ve ekibinize canı gönülden başarılar diliyoruz değerli hocam. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa sizleri dinleyelim. Hocam çok teşekkür ederim. Nezaketiniz için, davet ettiğiniz için. Tabii
konuşurken hızlı konuşmuş olabiliriz. İşte ne bileyim aşırı genellemeler yapmış olabiliriz. Yaptığımız hatalar varsa bunlardan dolayı da dinleyicilerden affımızı istirham ederim. Tabii hocam. Gayet güzel bir sunum oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun hocam. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Selçuk Beşir Demir hocama. Hem açıklayıcı ve uygulama yönünden de güçlü bir bize çok iyi bilgiler, güçlü bir sunum oldu. Sizlere de tekrar katılımınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese hayırlı geceler diliyorum.